Herkese iyi akşamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 17 Haziran Perşembe. Akşam 10 sularına doğru yaklaşırken dolarda kısa vadeli analizi e, yine yapacağız. Bugünkü trend durumunu e, inceleyeceğiz. Sizlerle beraber öncelikle yine her zaman yaptığımız gibi dünkü özeti okuyalım. Dolarda arkadaşlar Yellen ve FED etkisiyle tekrardan e, yukarı doğru imelenmişti. Ve 8.61 hedefini dün vermiştik ve 8.61 hedefini e, ulaştıktan sonra da arkadaşlar yeni hedefimizi sizlere aktarmıştık. Özet kısmı da, dolar tl'de 8.50 üzerinde kaldıkça iyi, yükseliş trendi devam eder. Dünkü hedef, hedefimiz nokta atışı geldi. Şimdi eğer 8.61 üzerinde kapatırsak kaldı ki dün öyle kapattık. gün i̇ki, iki, 2-3 gün içerisinde 8.65 ilk hedef sonrasında da bu yükseliş trendi devam ederse 8.70-7.1 bölgesinde bir hedef daha bulunmakta diye yazmıştık. Destek dirençleri verdikten sonra da dolar endeksi ve Amerikan onyıkları sert yükselişe devam ediyor. Yerlen açıklamaları ve FED açıklamalarıyla beraber dolar 8.49'dan yukarı doğru kalktı diye sizlere aktarmıştık. Peki bugün de arkadaşlar yine gördüğünüz gibi sert bir yükseliş var. Gün içerisinde önemli bir haber vardı yurt dışında çok fazla ee, önemli haber olmasa da burada arkadaşlar e, Merkez Bankası'nın açıklamaları vardı. Merkez Bankası'nın açıklamalarından sonra e, 8.65'lerden 8.60'lara kadar gevşesek de arkadaşlar burada e, şu bölgede ancak sonrasında e, yukarı doğru trendin devam ettiğini gözlemledik. Yani e, şöyle bir durum vardı yine Twitter sayfamızdan arkadaşlar şöyle bir açıklama yapmıştım onu göstermem gerekiyor e, yazıyla o. Anlam önemli ifade önemliydi. Şöyle birazcık geri gelelim, zamanınızı alacağım. Evet, şimdi şöyle bir açıklama yapmıştık arkadaşlar. 8 saat önce e faiz kararından önce öğlen 1:45 yani e faiz kararından 15 dakika önce Merkez Bankası faizi tutacak. Zaten herkesin beklentisi bu demiştim. Burada açıklamalar daha önemli olacak. Faiz indirim için daha erken derse. Dolarda 8.61 gelir. Eğer faiz indirimi yakın zamanda başlaması gerekiyor derse hızlı bir şekilde 8.71 ve üzeri gelir diye yatırım tavsiyesi olmadan sizlere bunu paylaşmıştık. E, kaldı ki aslında birinci dediğimiz oldu. E, faiz indirimi için daha erken dedi e, Merkez Bankası Başkanı. E, ve sonrasında arkadaşlar e, dikkat ederseniz grafiğe 8.65'lerden 8.60'lar, ler geldi. Ama sonrasında tekrar yukarı gitti. E, bu iki ifadeyle açıklanı bir arkadaşlar ya e, merkez bankasının açıklamaları yetmedi ya da burada F35 ve S400 konusunda cumhurbaşkanı açıklamaları vardı halen aynı noktadayız Amerika ile bu konuda geri adım atmadık dedi dolayısıyla piyasada buna e, yabancı yatırımcı buna tepki vermiş olabilir diye bu şekilde yorumlamak gerekiyor diye düşünüyorum ve şu anda arkadaşlar 871 hedefimize e, birazcık daha erken olsa da erişmiş durumdayız Belki ben bunu Cuma günü gelmesini beklerdim ama şu an 871'ler test edildi ve görüldü Hatta onun üzerine de bir miktar gittik 872'lere şu an arkadaşlar 10 seviyenin üzerinde kalmaya çalışıyor diye söyleyebiliriz günlük bazda da bunu gözlemliyoruz ancak yükseliş trendi devam ediyor mu ediyor arkadaşlar burada yine 8.71'lerin üzerinde kalmak önemli bu yükseliş trendini devam ettirmek için. Bu durumda neler söz konusu olabilir derseniz arkadaşlar burada 8.82 artık yeni hedefimiz ve burada artık ikili tepeye doğru götürür diye bizi düşünüyorum. Ama burada ben birazcık dolarda yorulma belirtileri yarın görebiliriz. Bu gibi durumlarda da yine yarın sizlere tecrübelerimi aktarmaya çalışacağım ama yine de yükseliş trendi devam ediyor. Yükseliş trendinin devam etme koşulu ise 8.61 üzerinde kalmak arkadaşlar. O seviye biliyorsunuz önemli bir seviyeydi. Bu seviye üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder. Yani şöyle bir düzeltme olup yılına devam etme ümitlerini taşıyabilir ama bu seviye kırılırsa o zaman yükseliş trendi bitti ve alt noktalara nereye arkadaşlar bu şekilde bu şekilde bahsedersek atıyorum 8.45 ve 8.40 noktasına gidebiliriz arkadaşlar. Bunu da ileriki zamanlarda konuşacağız Ancak biz yükseliş trendine devam ediyoruz. Bir bozulma yok günlük bazda. 5 saatlik bazda bir bozulma var mı? Tepe noktalara yaklaşıyoruz dikkat etmek gerekiyor ee, özellikle 8.75'lerde ilk etapta bir direnç olduğunu görüyorum çünkü bir önceki burada şöyle bakarsanız burada bir çanak oluşmuş olacak o yüzden yarın 8.75'lere erişirsek oradan bir miktar geri çekilmeler 8.71'lere 69'lara gelmesi sürpriz olmaz diye düşünüyorum. Burada da yine yurt dışı piyasalara bakalım. Yurt dışında da bakın dolar endeksinin bütün para birimleri karşısında sadece Türk lirası karşısında değil çok sert yükseldiğini gözlemliyoruz. Yani burada da aslında Merkez Bankası'nın açıklamaları belki eğer yurt dışında dolar endeksi aşağı gitseydi yani şöyle bir hareket yapsaydı belki bizim dolarda da 850 lerde görecektik ama yurt dışı piyasalarda... E, pek dolar TL lehine e, pardon ya da Türk Lirası lehine değil arkadaşlar. Evet Amerikan 10 yıllıklarına açıyoruz. İlginç bir durum var. Burada Allah'tan aşağı gidiyor. E, yani burada şunu anlayamıyorum ben. E, bu ya yakın zamanda oldu arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. bir saatlik grafiğe bakalım. bir saatlik grafiğe baktığımızda Amerikan 10 yıllıkları 1.58'den 1.48'lere düşmüş. Yani bu durumda halen neden ons Acaba düşmeye devam ediyor diye bir soru işareti e, aklıma geliyor. Tabii ki e, şöyle bir şey olabilir. E, biraz önce e, altın analizi yaptık. Orada pozisyonları shortlamış olan arkadaşlar, büyük yatırımcılar henüz pozisyonu kapatmamış olabilir. Ve buradan da tekrardan bir toparlama gelirse e, bunu bekliyor olabilirler. O yüzden yarını beklemek gerekiyor. Eğer burada tekrardan bir düşüş trendi başlarsa kabaca, 1.51'lerin altında kalmaya devam etmemiz gerekiyor şu anki bir düzeltme hareketi e, Amerikan 10 yıllıklarındaki o yüzden arkadaşlar bunun halen e, buradaki gerçekliğine inanmıyor olabilirler yatırımcılar büyük yatırımcılar bakın buradan bir e, dirençten dönmüş. Yani şöyle bir hareket yapıyor. Yine düzeltme yapıp tekrardan yukarı vurursa o zaman çok daha üst noktalara gidebilir. Bunu bekliyor olabilirler. Dolayısıyla yarın bu hareketin ne kadar gerçekçi olup olmadığını inceleyebilirler arkadaşlar. Buna bakmak gerekiyor. Onsta da dip noktası yapması konusunda bu da bize bir fikir verebilir. Şimdi konuyu uzatmadan arkadaşlar tekrardan dolar TL'ye dönelim. Özetimizi burada yapalım. Dolar TL'de düşüş. Pardon. Yükseliş trendi 8.61 üzerinde kaldıkça devam eder. 8.71 üzerinde kaldıkça güçlü olarak devam eder ve hedef 8.82 olur. 8.65 ve 8.71 hedefimiz geldi. 8.71 bir gün erken diyebiliriz arkadaşlar burada. destek dirençlerini yazalım. 871 eğer üzerinde kapatırsak burada destek oldu artık. 865 bizim bir alt desteğimiz, 861 yine bir alt desteğimiz oluyor. daha altını yazmayacağım çünkü yükseliş trendinde olduğumuz için. Burada da direnç noktalarında 875, 880, 882 bölgelerini yazarak arkadaşlar bu şekilde durumu özetlemiş olduk yine yarın sizlerle beraber olacağız ee, videomuzu beğenip arkadaşlar e, kanalımıza abone olursanız siz de bunları takip edebilirsiniz yine burada da e, teknik analiz eğitimimiz konusunda e, bilgilendirme videomuzda me, 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 mailimiz var e, şimdi arkadaşlar dolar e, TL analizini bitirdik euro tarafına bakalım arkadaşlar e, dün unuttuk birazcık o e, arkadaşlar için de e, bugün bakmış olalım hem Burada yine yükseliş trendi devam ediyor. Euro tarafında birazcık daha gevşek hareket. Çünkü dolar endeksi yükseldiği için euro Türk dolar kadar sert yükselemiyor. Eğer dolar endeksinde 1-2 güne bir düzeltme gelirse o zaman burada da daha sert bir yükselişten bahsedebiliriz. Dolar TL yukarı giderken ama şu an yine bakalım bir Euro USD ne durumda. Rusya'ya baktığımızda çok sert bir düşüş var, ons e, altın gibi burada da halen e, düşüş trendinin devam ettiğini bugünlük e, söyleyebiliriz. Sterlin tarafına baktığımızda da arkadaşlar burada da e, biz yükseliş trendinin aynı şekilde devam ettiğini bakın bu siyah çizgiye doğru yönlendiğimizi görüyoruz. 12-25 12.25'lere doğru hareket devam edebilir yine dolar indeksinin yükselmesi buradaki yükselişi sınırlıyor diye düşünüyorum ben yine pek özetimizi yaptık kaydediyoruz ee, ve borsa tarafına geçelim. Evet borsada arkadaşlar yine e, beklentilerimizin uyuştunu ben düşünüyorum açıyoruz grafiği. Evet burada e, 141 binlerin, 143 binlerin, 145 binlerin gelebileceğini bu noktada arkadaşlar sizlere aktarmıştık ve e, gayet iyi bir şekilde eriştik ve burada da 139 binlerin yeni hedef olduğunu gözlemliyoruz ve bu noktada da 143 binin altında kaldıkça bu hedeflerin devam edeceğini sizlere aktarabiliriz. Bitcoin'e geçtiğimizde burada arkadaşlar 41 bin bölgesine bakın 41 bin 42 bin bölgesinde bir direnç olduğundan bahsetmiştik. Oraya kadar gittik bakın şu fibo noktasına birazcık altından dönüş yapmış durumdayız. Kısa vadede günlük bazda tekrardan bir düşüş trendine girdiğimizi düşünüyorum ve bu noktada da ilk etapta 37 binler ve sonrasında da 34 binler destek olacaktır diye düşünüyorum. Peki arkadaşlar tekrar dolar TL'ye döndüm, özetimizi gösterdim ve yarın görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın, iyi akşamlar.